altında olan herkes savaş koşullarına doğmuş hocam. Bunlar bir gün başı rahat yastık yüzü görmemiş. Bu dediğiniz coğrafyada 4000 tane köy boşaltılmış, 4,5 milyon insan muhacir edilmiş, hicret ettirilmiş, göç ettirilmiş oradan. Şimdi siz bu kadar insanı yerinden, yurdundan, ikliminden edeceksiniz. Kendi yoksulluğuyla, kendi zenginliğiyle, kendi yuvasında yaşadığı yerlerden alacaksınız. Bir günde macir olacak bu. Orada 10 tane ineği varsa cebren boşaltıldı bu 4,5-5 milyon insan ve kentlerin ucuz iş gücü stokuna dahil edildi. Bunlar geldiler buraya, yoksullar kervanına katıldılar. Geldikleri yerde de bunlar gerekçe gösterilerek fiyatlar, ücretler düşürüldü. Adana'da ben bunu Radikal'de de yayınladım. İlk boşaltılan köy Şırnak'tan olduğu gibi Adana'nın Tuzla bölgesine yerleştirilmiş. Onlar geldiği zaman 34 lirayı övmeye, tarım işçilerinin göçerler diyorlar Kürtlere. Tümü köylerinden bir gecede boşaltılmış. Köyleri yakılmış, davarları yakılmış. Bu nakliye sırasında dayak yemişler. Apar topar çorabını almadan çıkmış. Bu adam orada varsılsa bir gecede burada yoksul olmuş, fukara düşmüş. Ve 34 lira olan tarım ücreti 17 liraya düşmüş. Göçer'e de 7 lira veriyorlar. Yani çalışanın parasını yarıya düşürüyor mevcut oradaki işçinin. Yeni geleni de 7 liraya çalışmak zorunda bırakıyor. Şimdi, devletin göç ettirmesi, zorlaması, bütün bunlar bizim tabii ki tasvir edebileceğim şeyler değil. Buna hep beraber karşı olmalıyız. Ama sokakta daha 7-8 yaşında, 10 yaşında çocukların taş atması onların geleceğini çalmak anlamına gelmez mi sizce? Peki bu sorunun muhatabı sence ben miyim? Yani bu ona taşı ben mi attırıyorum ya da benim gibi düşünenler mi attırıyor? Onun her gün tepesine bomba yağdırırsan, hısmın akrabasını sürersen, kendi dilini konuşturmazsan, toplumun her kesiminden tefrik edersen, sen olsan eline taş almaz mısın? Ben olsam ne bulsam onu alırım. Bu kadar. Peki, basit ya. Çok teşekkür. Bunu, çünkü bunun çocuklar konusunda herhalde birbirimizle hümanizma yarıştırmayacak kadar hepimiz insan sevgisinden nasiptarız. Asıl olan, bilimsel olan, ya bu çocuk bu taşı, yani siz bilimsel bir kriterle düşündüğünüzde bu çocuğu evine mi götürün dersiniz? Böyle bir nüfuz mu var? Yoksa ya kardeşim bu çocuğu hangi psikoloji yerdeki taşa itiyor? Bunu mu araştırırsınız? Bilimsel olan sanırım ki ikincisi. Buna kafa yormadan bu ülke o çocukları evlerine sokamaz. Onları da alıyorsunuz, yetişkinler gibi yargılıyordunuz daha düne kadar. Yaşının 10 katı ceza veriyordunuz. Aynı çocuk Uğur Kaymaz'ı hatırlayın. Bunlarla aynı yaştaydı. 11 yaşındaydı. Bedeninde yaşından fazla mermi çıktı. Terörist diye taradılar. Bu çocuğu sen hangi şefkatle alıp evine götüreceksin? Peki. Yani daha fazla soru almak için araya girdim. Bağışlayın. Ben de bu gazdan dolayı çok agresyon yüklüyüm. Siz kusura bakmayın. Siz biraz daha çayınızı içerken hemen değerlendirmeleri alalım. Sorucularımız dahil olmak üzere. Onlar da YÖK'ün kalkacağını söylediniz. Ana dilde eğitim barışa ne kadar hizmet eder diye ilk soru. İkinci soru, Güneydoğu'da okullar, üniversiteler tamam açılıyor. Ama çocuklar sokaklarda, onlara okula gitme teşvik edilse daha iyi olmaz mıydı? Biçimindeydi sorular. Böyleydi.